Geldin mi? Donmuş. Yasin, nerede oturuyorsun? Gelinmez aşk yutum, çok uzak, çok mesafe var, gelemezsin, olmaz. Her selam. Yasin kağıt anne ama bir gün gelirsin, iki gün gelirsin, üçüncü günde olursun, gelemezsin, kendini kandırma. Bak ben bu mesleğin hastasıyım, tamam mı? Etiler'de inan bana 1,5 ay dayanabildim. Evim burada. Etiler'e her gün git gel ya, anam ağladı anam. İşte değil, yolda yoruluyordum. Aleyküm selam. Aleyküm ne haber? Ümraniye yakın. Elhamdülillah iyiyim. Dünyanın en tatlı kızı. Muhteşemsin. Sen de Alena. Yani bir iki gün olsa bile yanında çalışın. Ya gel sohbet etmeye gel. Bir tane ya. Bir gün gün olur. Belki dışarıda bir yerlerde buluşuruz. Bir araya geliriz. Beraberce bir tezgah kurarız. Tamam mı? Açık havada yemekler yaparız hep beraber. Olmaz mı? Sonra oturur geçsin. Suyunu çekince tereyağını vereceğim. Tereyağı da banyo ettireceğim. Ayşe koçu. Sonra da içeceğiz. Ankara. Lara ben çalışıyorum ya gündüzleri. O yüzden açamıyorum. Yani müşteri varken hani bir kore gidiyorum, bir aşağı geliyorum. Bundan sebep. Başlamış bizimki. Sürekli yorulmuyor musun? Yok yorulmuyor. Neden bu saatte mi? Ya neden bu saatte açıyorum sorusuna cevap vermek üzereydim onu. Çünkü bu saatte müsait oluyorum diye kısa ve öz bir cevap versem daha iyi olur değil mi? Kaçta işim bitince kapatıyorum aynen. Zaten şu an canlı yayın var. Senin de mi restoranın var? Çok sevindim. Allah hayırlı işler bol kazançlar nasip etsin. Mayıs'a selam olsun. Hangi burç? Akrep burcuyum ben. Benim geçenlerde doğum günümü kutladık. Evet boğuluyorum. Boyun kaç? Boy sorusun. Yo 1.63. Bak 3. 1.63. Ama ben biraz boylu poslu dururum ha. Vallahi. Gireceğim biraz.
daha pissin, ben pişkin seveyim biliyor musun ya? Terasını koyacağım birazdan. Paylaşımını yaptın. Dur bakayım. Her şeyi restoranda servis. Hayır ablacığım yapmıyorum. 1.64. Biz seninle bir keresinde aynı boydayız Dudu. O zaman ben de 1.64'üm. Neden bir santim çalıyorsun benden? Bululuyum Kerem. Teşekkür ediyorum şeker ve kurabiye. Et pişiriyorum. Abla restoran et benim Rabbim. Hayırlı sağlıklı, imanlıdır. Edepli, güzel bir ömür versin inşallah biter mi? Ay çok teşekkür ediyorum. Sesin gözde mutlu yere benziyor. Öyle mi? Tereyağı vakti geldi. Bolu mu oldu akraban var? Evet evet Bolu'yum, Bolu'yum ben. Topla saçını mı yine? Ne yapıyorsunuz? Ben kaçırdım Ece. Ben bugün bir video paylaştım ya. Yemek videosu işte ondan yapıyorum. Saçlar mı geldi yine? Ne oldu? Niye küstün gidiyorsun? Bolu Kırbız çıktan selam olsun. Bir selam vermiyor. Ne oldu? Bir şey yapınca şart geçiriyor. Bakın teşekkür ederim. Yanın tane şey şu oluyor. Ben şu önlüğümü çıkartayım hacı. Tamam mı? Çalışıyor görüntüsü oldu. Ya. Çalışmıyorum ben şu an free'yim. Şeydeyiz, askerdeyiz. Askerim ben. Boşuna tatava yapmasın kimse. Ateşi tekrar verdim. Ya ben kendimi nasıl seviyorsam öyle yapıyorum şu an. Tamam bu kadar yeter. Alta su koyuyorum. Tavanın içinde kalan tereyağını da üzerine döküyorum. Ve... Parmağım, balttan parmağım, kremuttan.
şu anda çalışmıyorum. Saçlarımı toplamak zorunda değil. Yemek vuracağım. Tamam mı? Şimdi eti keseyim ve nasıl piştiğini size göstereyim istiyorum. Çatal. Yumuşacık oldu. Şu iç kısmını göstereceğim size. Nasıl piştiğini lütfen gör. Damlatmak da istemiyorum. Gördün mü? Ben pişkin severim eti. Yanık da sevmem yani. Dur bir küçük daha keseyim mi? Ağzıma atayım. Yanlış anlamayın. Bak dağılıyor gidiyor. Aferin, güzelmiş. Üstündeki beyazdan sebep ekran görünmüyor değil mi? Dur o işi de çözelim. O işi de şöyle çözelim. Siyah giyme üstüme. Millet mutfakçı diye bize tatava yapmasın. Mutfakçı değiliz şu an. Motorcuyum ben. Motor kullanıyorum. O tribe gireyim. Ya şunu bir daha yiyeyim ya. Valla çok başarılı. Sosunun kıvamını göstereceğim. Bak. Mantarlarım ve soğanlarım. Mantarın diriliğini koruyor. Ekran keşke daha net gösterebilse. Bu kadar ağzıma girmez. Tadına bakacağım. Abi ben çok iyi ya. Yani yapmak çok kolay. Ne kadar para harcadık biz bu akşam buna? Bana Ercan 100 lira verdi. Ama yani tepeleme yedik biliyor musun bunu? Yok ben ancak doyurum bu kadarla. Ercan'a verdiğimde Ercan ancak doyurur. Yok 2 kişilik bu yemek. 92 lira harcamışım ama yanına da kampanya var diye deterjan aldım. Onu düşünmek lazım. Bir tane de Zuber aldım. Çikolata aldım. Şu. 6 lira ha şu lifsiz falan. Sanki çok sağlıklı besleniyormuşum gibi. Gittim bundan. Neyse boş ver. Mantar 9 lira. Tamam mı? 400 gram. Dana antrikot 500 gram. 56 lira. Limon 1 lira 2 tane aldım. Bir tane kırmızı soğan aldım. 1.70 kuruş. Ondan sonra krem aldım. Pınar marka. 7.75. Zuber nerede? Hah burada. Meyveli bar demiş. 6 liraymış o. Parlak renkte. Ha o deterjan da 25 liraymış. İndirim var dedi. Hah indirimi de burada yapmış. İşte 93 lira para tutmuş. Yani biz yemeğe kaç para harcadık? 80 lira para harcadık. Pilava gerek yok. Bu zaten tek başına yeterince doyurucu. Ben bir daha bir de pilav nasıl yiyeyim? Şuna baksana. Yani burada mantar var, kremalı mantar sos var, soğanla. Yani ekstra bir şeye ihtiyaç yok bundan sebep. 80 TL az mı ablam? Hayır değil. Ama artık her şey o kadar zamlandı ki az mı diyorsun? Yani benim günlük harcamalarım maalesef yükseldi. Alışverişlerim hatta geçenlerde canlıya yaptığımda demiştim ki işte abla saç kavurma yapsana bilmem ne falan yapsana. Dedim ki yani şu birkaç gün çok harcama yapmadan tarifler vermem gerekiyor. Dükkana baktım ne var bulgur var işte fellah köfte oradan peydah oldu aklıma geldi. Bütün malzemelerim vardı şükürler olsun. Ve gerçekten pahalı bir tarif değildi. Onun evvelinde verdiğim tarif de aynı şekilde. Aynı ucuzluktaydı, maliyetsizlikteydi. Ama
diğer tariflerle zorlanıyorsun. Kocamın kendi dükkanı var. Benim kocam da esnaf. Bayan kuaförü Kozetan'da çalışıyor. Bir hanım saçını yaptırmaya geldiğinde 400'lük 500'lük oluyor. Sen onu biliyor musun? Bir tek benim saçımı yapmıyor. Sabahleyin saçlarımı lütfen fön çeker misin diyorum. Çekmiyor. Şu önlerine çekiyor. O da bozuluyor zaten öğleden sonraya kadar. Abi sen iyi değilsin ha. Niye utanma diyorsun lan? Tabii 400-500 lira onun işine bak röfesi var. Sen sor bakayım kızlar orada mı? Kızlar bilirler kuaföre giden hanımları bir sor bakalım. Saçının bakımını yaptırıyor, kesimini yaptırıyor. Ne o ya dip boyasını yaptırıyor. Böyle balyaj saç üstlerini açan bir şeyler var onlardan yaptırıyor. Sor. 1000 lira ödeyenler var sen ne diyorsun? Harun afiyet olsun teşekkür ederim. İyiyim halbuki sen. İsveç'te 6500 lira ödüyorlarmış bir saç yapımına. Röpleme kaç paraya yaptın Çınar? 700'e mi yaptın? Öyle yani rakamlar böyle. Enişten hayır zengin diye şöyle ki pandemi öncesinde paraya para demiyordu şapşaloz. Şapşaloz dedim ya adama. İyi bir şey dedim kötü anlamda demek istememiştim. Sonra pandemi gelince ilk önce kuaförler kaybettim. Ya. Pandemide dükkan yasakları geldi. Biz de o zaman yeni evlenmiş. Biz pandemiden 3-5 ay önce evlendik sen biliyor musun? Bizim evliliğimiz böyle bir hayatın içine girdik biz. Ben zengin koca aldım sanıyordum. Ercan'a laf söyler miyim de? Ben Ercan'a laf söyletir miyim aşkı? Bir bakayım tadını ben çok alamadım. Bir daha bakacağım tadını tam alayım ben. Sonra ben gideyim ya. Çok zor. Çok ayıp lan. Bu yemek yenir mi? Ben yemeği çok severek ve isteyerek yerim. Yani tadını alırım anladın mı? Yemek yerken başka bir işle meşgul olmak çok iyi hissettirmiyor bana. İkinizin de gönlü zengin aldı. Geç. Aa Berna ne haber tatlışım? Ya. Şey yaptım da bir şey. Tadını almaya çalışıyorum. Nasıl olmuş diye. Ay hadi kapatın ben. Evet ona da cevaplayayım. Aşık olarak biz 5 sene önce aç telefonu yeniden çıkartamadım uçurum. 5 sene önce burada benim dükkanımda tanıştık. Müşteri olarak geliyordu. Ve çok tatlı bir adamdı. Adamın tipini falan beğendim yani. Çok beyefendi duruşu vardı. Sonra işte bunu aldım ben. Ben bunu sevdim. Onun yanına gidiyorum. Buradan bize bakan kediler var burada. Farkında mısınız? Biz böyle kasap gibiyiz. Aşkım beğendin mi? Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Değil mi? Ekran canlı da inleye deme. Gerçekten ben çok sevdim. Vallahi çok güzel. Yedin mi bitirdin mi sen? Yedim, bitirmeye çalışıyorum. Utandım yemedim. Kapatacağım yayını da. Tamam. Ha evde miymiş? Tamam. O arada kalanlardan birinin kedileri. Benim kedim ben bakıyorum ona zaten. Sırnaşık o. Ben bakıyorum. Öteki de sarıların sülü. Erkek bizimkinin sevgilisi. Benimki kısır ama. Kız ben kediciyim. Benim evde de var kedim. Nasıl sıkıyorsa beğenmedim yo diyebilir diyor ya. Ercan Dero hiç çekinmez. Siz nerede şurada mı duruyordunuz? Ercan öyle patladan ak söyleyebilir. Teşekkür ediyorum Berna'cığım. Bugün de hava biraz sıcakmış sanki. Önlüğümü çıkaracağım diye bunu giydim ama bu da bana biraz ağır geldi. Şey ben kapatabilir miyim? Sarıların sülo işte arada ondan takılıyor ya Dudu.
Aralarında bir beraberlik yok. Duygusal, platonik aşk yaşıyorlar. Benim kedim kısır. Şuradan yapmayı henüz bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Ama tipinden tırsıyorum. Allah seni ne etmeye yalan. Ben gidiyorum ya. Vallahi ben gideyim ya. Çünkü vallahi bak benim yemeğim son. Bak o oyunu ben onun çaresini bilirim. Isıtırım mikrodalga falan mı? Boş ver, bu çok sıcakta yemek yemeyeyim, midem şişmesin. Ben ne zaman açarım? Açarım ben pazartesi günü falan açarım inşallah. Yarın saat 3'te Ercan'ın randevusu varmış. O yüzden dükkanına gidecek. O işini görecek. Biraz 2 saat falan sürecek galiba. O süreçte ya ben evde temizlik yapacağım ya da bana yapmayacağım. Dükkana geleceğim. Yani o sırada yayın açmam ama dükkanda. Yani psikolojime göre artık bakarız ama açabileceğimi düşünmüyorum. Tarif hazırlayabilirim. Pazartesinin tarifini. Ben yarının tarifini hazırladım bu arada. Sabah kahvaltı erken kalkar kalkmaz o videoyu atacağım. Hazırladım, konuşmasını da yaptım. Şöyle başladım. Selamünaleyküm. Akşam yatmak bilmiyorsunuz, sabah kalkmak bilmiyorsunuz. Kalkın da bir şey şunu yapalım beraber, öyle bir konuşma yaptım ama. İşte bu saatte ne, bir şey satmıyorum. Sen yani kendim dükkanımdayım, daha gitmedim ben. Kendi yemeğimizi yiyoruz, akşam yemeğimizi, öyle denk geldi. Ondan sonra ben gidiyorum. Ben size tabii ki şey, sakatat severim, sosis falan da severim kardeşim. Ben benden bakıyorum, sizler de lütfen kendinize çok cici bakın. Ay, reklamla mı gideceğiz bizim? Bak tırstı benden, ben dokunmadım. Tamam, eşim sizin tarifini çok seviyor. Bulgur pilavı yaptık, şahaneydi. Çok sevindim buna bugün. O zaman ben bir hep kapanış konuşması yapan bir insan evladım. O konuşmayı yapayım, sorularınızda cevabı olacaktır bu. Hemen seri bir şekilde anlatayım. İstanbul Kadıköy Sahra-i Cedid'den Mutfak Cadısı Niki ile Gülsün Kahraman Nural olarak seslendim. Size 10 yıldır işletmekte olduğum İznik Köfte Tabayası'nda çalıştığım dükkanımda sizlerle TikTok aracılığıyla 2 yıla yakın zamandır beraberim. 2 yıldır evliyim. Bir çocuğum yok. Çocuk sahibi değilim. Köfte, mantı ve çorba üzerine çalışıyorum. Tariflerim arasında birçok çeşitlilik var. Çiğ köfte de onlardan biri kardeşim. Köftelere bakarsan göreceksin. Yazıları okunca diyeceklerimi unutuyorum. Restoran sektöründe alaylıyım. Radyo, sinema, televizyon okudum. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, Gazi, Manusa'da. Kaç yaşındayım? Yaşım batsın benim. Yaşımdan bıktım ben. Yaşımı aldıracağım artık. Yemin ederim sana çok usandım ha. Bak çok sevmiş. Şu an rol kesmedim bu arada. İçim dışarı fırladı. İçimdeki canavar dışarı çıktı. Vallahi yaşımdan çok bunaldım. Yeminle sana hiç yalan söylemiyorum ya. Ben bıktım yaşımdan. Benim yaşım yok. Köfte tarifim de var. Yemin ederim var. Burcum da akrep benim. Ben sizi çok seviyorum. Dürüstlük özgürlüktür diyorum. Neden diyorum? Çok önemli bir sebepten diyorum. Dürüst olan her zaman kazanır. Ve gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın. Söz Sokrates'e ait. Tabii güncellenmiş günümüze göre. Benim dükkanımın kapısında bir kara tahta vardı, renkli tebeşirlerle. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın. Karşılar sizi. Menü fiyat listesi yazmaz. Öyle. Allah'a emanet olun. Bana zaman ayırdınız. Hoş, keyifli saatler geçirdim. Hakkınızı helal edin. Benden yana bir hak varsa helali. Hoş olsun. Yaşların bir önemi yok. Yaşımın kaç olduğu da önemli. Evet, tek başıma çalışıyorum. Onun da cevabını veriyorum size. 9 yaşındayım. 9 yaşındayım. Tamam. Hadi öptüm sizi. Özür dilerim, öpmeyin için. Öpüyorum ben sizi.
Hadi bakalım, Allah'a emanet ol. Yaramazlık yapmayın. Sabahleyin de erken kalkın. Akşam yatmak bilmiyorsunuz. Sabah kalkmak bilmiyorsunuz. Olmuyor. Vakitlice yatın, uykunuzu alın. Gece uykusu başka uykulara benzemez. İşte de o kadar. Benim lafım bu. Bunun üzerine söylenecek laf da bilmiyorum. Hayatınızda cümlete herkese başarılar. Bana da, size de. Allah sizlere uzun ömürler versin. Evlatlarınızı, sevdiklerinizi size bağışlasın. Eşinize, karınıza, sevginize bir sarılın, seni seviyorum diyeverin. Benim hatırım için ya. O kadar. Benim içimden geldi dedim. O kadar. Öptüm. 3, 2, 1 dedim gittim, tamam mı? 3, 2, hadi bir de. 1, 1 gitti. Tamam, kapat dedim. Vallahi kapattım. Bu huyumdan nefret ediyor. Ben bir türlü kapatamam, biliyor musun? Tamam. 3, 2, gözümü böyle yapınca hemen kapatacağım. 3, 2, 1 baba.